Merhaba Şifteletti izleyenleri. Bugün yine bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Bu sefer Casper'ın yeni amiral gemisi Via V9'un kutusundan çıkartıyoruz. Şu anda cihaz da piyasaya tanıtılmadı. Piyasada tanıtılmadı. O yüzden bazı bilgilerini veremeyeceğim ama kutusundan çıkartacağım. Test etmek için kutusundan çıkaracağım. Şimdi şuradaki jelatinlerini kesiyoruz. Casper'ın her zaman olduğu gibi, hani hep diyorum incelemelerde de, kutulaması oldukça şık, güzel bir kutuyla geliyor. Şöyle ürünü çıkartalım. Ürünü bir koyalım. Ürünle ilgili bilgileri daha sonra vereceğim. Şimdi kutuyu açalım. Lütfen bunları dikkatlice okuyunuz. Burada düşük seviye bilgiler veriyor. Hani büyüklerimiz falan da alırsa hani nelerle karşılaşabileceği, neleri dikkat etmesi gerektiğini güzelce yazmışlar. Casper genellikle telefonlarına koyuyor. Ekran koruyucu bir jelatin ve silme bezi. Güzel detaylar olarak hep söylüyorum. Bunda da söylüyorum. Bu detay çok hoş. Yani bunu keşke her üretici yapsa, böyle bir jesti. Ürün şimdi Casper'ın üst seviye bir ürünü olduğu için yani kulaklığı da kulak içi bir güzel bir kulaklık. Gerçi V8 modelinde de benzer bir kulaklık vardı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir kulaklığa benziyor. Silikon bazlı. Üzerinde mikrofonu ve çağrı yanıtlaması var mı? Ona da bakalım. Evet, bir buton da var. Gelen çağrıları şuradaki butona basarak da yanıtlayabiliyorsunuz. Şöyle de bir kulaklığı var. Ortalama seviyede ama yeterli olacaktır. Yani gidip bir kulaklık almanıza gerek yok. Ayrıca kulak içi kulaklık olduğu için ikişer tane de kulak kauçuğu var. Üstündekilerle beraber 3 farklı opsiyonunuz olmuş olacak. USB kablosu var. Uzunluğunu merak ediyorum. Gerçekten özellikle başta Apple olmak üzere üreticiler oldukça kısa şarj kabloları veriyor. Bu da çok çok uzun değilmiş ama gene biraz insaflı. Yani 1 metrelik bir kablo var. Bu da yeterli olur ama hani çağrıda bulunuyorum. Lütfen şu kabloları yükseltin, büyütün, uzatın. Yani şarj olduğu yerden buraya atıyoruz, duvardaysa rahat rahat telefonu kullanabilirim prizdeyken. Ama bu tabii Casper'lık bir durum değil. Herkes böyle veriyor. Hani bu benim içimdeki bir serzeniş olarak şu anda dışarı çıktı, dışarı vurdum arkadaşlar. Telefon çok güzel bir detay var. Burası güzel. Yani bu hepsinde çıkıyor. Telefon yekpare bir kasa olduğu için telefonun SIM kartını, SD kart girişini bununla açıyorsunuz. Casper Via V9 üst seviye bir telefon olduğu için genellikle üst seviye telefonlarda mikro SIM kart kullanılıyor. Burada da mikro SIM kart kullanıyorsanız onu normal SIM karta dönüştürücü bir adaptör eklenmiş. Bu adaptör güzel bir detay olmuş. Gerçekten bunun düşünülmesi oldukça iyi bir detay. Yani bazen telefonlarda düşünürüz. Yani alsak mı, almasak mı? Hani adaptör gidip alalım mı? Ya da mesela mikro SIM kartlı bir telefon geliyor. Benim SIM kartım büyükse hani kestiriyorsun. Ona geçiyorsun. Daha sonra yine normal SIM'li bir telefon geldi mi adaptöre ihtiyacın oluyor. Ne yapacaksın? Adaptör arıyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun. Hani kutu içeriğinde böyle bir şey gelmesi güzel bir detay. Adaptöre bakalım. Son zamanlarda yeni tutulma noktam adaptörün kaç amper olduğu. Bakalım. 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 1 amperlik bir adaptör koymuşlar. Daha yüksek amperli bir şarj aletiyle, adaptörle daha hızlı şarj edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. 1 amperle biraz şarj standart olacaktır. Onu da söyleyelim. Burada kullanım kılavuzları var. Ya yani kutu tasarımı güzel. Gerçekten minimal ve her şeyi var. Telefonun ekranı silebileceğiniz şeyden tutun SIM kart adaptörüne kadar her şeyi düşünmüşler. Gelelim esas merak edilen noktaya, Casper Via V9'a. Casper Via V9 metal alaşımlı bir telefon. Tek parça alüminyumdan üretiliyor. Gerçekten tasarım videolarına baktığımızda özellikle tek parça bir alüminyum gövdede oluşturulan boşlukların üzerine boardların konduğunu görüyoruz. Board'un falan konduğunu görüyoruz. Ve hani eklem yerleri de yok. Tek parça bir metal gövde var. Güzel bir detay. Ürünün inceliği çok başarılı. Gerçekten ince. 6.4 mm seviyesinde olması gerekiyor yanılmıyorsa. Gerçekten inceliği oldukça başarılı. Sony'nin sensörünü kullanan 13 megapiksellik bir kamera var. Ama Sony'nin yeni nesil bir sensörünü kullanıyor. Detaylarını inceleme videomuzda göstereceğiz. Hani daha tam deneyimlemedim. Önde de 5 megapiksellik bir kamera var. Ayrıca LED flaşı da var.
Hani o da güzel bir detay. Üründe 5 inç ekran var. AMOLED ekran. HD çözünürlüğü, 720p çözünürlüğünde AMOLED ekran var. O detayı da verelim. 2 GB RAM var. 2 GB RAM ile beraber 8 çekirdekli MediaTek işlemci var. MediaTek işlemci 4 çekirdeği ARM Cortex A15 tabanlı, 4 çekirdeği ARM Cortex A53 tabanlı. Detaylarını yine incelememize söyleyeceğiz. Telefon gayet güzel özelliklerle geliyor. 2500 mAh seviyesinde bir bataryası var. Fiyatı da çok çok yüksek değil. Yani böyle metal ve sağlam korumaya sahip bir telefon için verilebilecek bir para gibi geliyor bana. Telefonu ayrıca hep soruyorsunuz. Ekran camında Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yani özetlemek gerekirse tek parça yekpare bir telefon var ve bu telefonun üretim sırasında kullanılan işçilik gerçekten güzel bir işçilik. Ben bu telefonun lanse edildiği kısımları biliyorum bu kasanın. Gerçekten güzel bir işçilik söz konusu. Tek parça alüminyumdan üretiliyor. Bunun ekranın altında, bordo falan üzerinde oynamalar yapılarak, alüminyum yontularak takılıyor. Yani iki parça, üç parçanın birleştirilmesinden değil, tek parça yontarak şey oluyor. Bu yüzden hani telefonumda tabii seri çalışan düşünüyorum. Kullanmadan bir şey diyemem. Detaylı kullanım deneyimlerimizi size incelememizi de aktaracağız ama hani cihazın ilk ele oturuşu güzel. Hani premium hissi uyandırıyor. Hani Casper'ın amiral gemisi diye lanse ediliyor. Amiral gemisine de yakışacak bir tasarıma sahip ve hani özgün de bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum. Hani gidip de şunun çakması, bunun yancısı diyeceğiniz de bir tasarıma sahip değil gibi duruyor açıkçası. Bakalım, merakla bekliyorum. Ben de kullanacağım cihazı. Sizlerle beraber deneyimlerimizi detaylı bir şekilde önümüzdeki hafta videomuzda aktaracağız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.